Arkadaşlar selam hepinize ee, iyi bir Perşembe günü diliyorum. Ee, bugün bu arada Leonidas 4. gelinlemiş çok teşekkürler. Bakalım kulaklıksız yapacağım bu yayını çünkü kulaklıkla sanırım çok bağırıyorum. O yüzden kulaklıksız e, yayın yaparsam daha az bağırırım ve sanki e, boğazım daha fazla gıcık yapmaz gibi hissediyorum. O yüzden bir de böyle deneyelim bakalım. Paskalya tatiline giriyoruz. Tatiliz bir süre. Keyfim çok yerinde. Biraz dinleneceğim. Yapmak istediğim şeyler var. Yeni şarkım geliyor. Yeni şarkıya klip yazıyorum. Yine hacker temalı bir klip gelecek. R57'den muhtemelen daha iyi bir şarkı ve daha iyi bir klip geliyor. Bakalım nasıl olacak. Bu hafta önemli şeyler oldu. Siber güvenlik dünyasında da, teknoloji dünyasında da az haberimiz var ama öz haberimiz var. İşte E-devletin eklenip beklenmediği meselesi, e, rate formsun kapanması falan filan e, önemli haberler var. E, aynen, yani maalesef iftar saati Türkiye'de biliyorum ama işte benim de yayın yapabileceğim e, tek saat bu maalesef. Çünkü yayın saatini geç yapınca başka bir şey yapamıyorum akşam. Ama akşamda işler oluyor işte köpeği çıkarmam gerekiyor, yemek yapmam gerekiyor, başka işler oluyor falan. O yüzden Ramazan bitene kadar maalesef böyle idare edeceğiz. İzleyemeyenler tekrarına artık izleyecek. Sonra yine ritmimize döneriz. OX Karet'te dördüncü yenilmiş demiş ki kirayı şöyle bırakıp kaçıyorum. <laughs> Teşekkürler kira için. Şimdi bakalım o zaman haberlere. Şimdi şeyle başlayalım. E-Devlet hacklendi mi, hacklenmedi mi? Şimdi bu hafta e, 144 Doritos 5. yenilemiş. Çok teşekkürler. Gazeteci İbrahim Haskoloğlu e, bir şeyden bahsetti. Bir haberden bahsetti. E, şöyle bir şey... Şimdi İbrahim Haskoloğlu'nun verdiği bu arada şu browser'ı biraz şöyle alayım. Attığı tweetlere göre kendisine bir hacker grubu ulaşmış ve demiş ki e-devlet ve devlet ait verilerin çalındığını söylediler. Verileri hala da sızdırıyor olduklarını belirttiler. Bazı devlet yetkililerin bilgilerini benimle paylaştılar. Buna yeni kimlik kartları dahil. Ve işte bazı kimlik fotoğrafları falan var. Daha sonra demiş ki bunu muhalefetten ve iktidardan önemli isimlere ilettim demiş ve verilerin doğruluğunu teyit etmek için kendi kimliğimi ve tanıdığım birkaç kişinin kimliğini de istedim ve bu bilgiler doğru demiş özellikle ve şeyden bahsetmiş işte maaş bilgimi verdiler demiş ve mezun olduğum okulu falan gösterdiler demiş. <laughs> Enable sistemin hacklediklerini söylemişler. Herkesi koronavirüslü, istediklerini koronavirüslü işaretleyebildiğinden falan bahsetmiş. Ve yine bir şeyler. Şimdi bu haberin tabii doğru kısımları var. Doğru olmayan bazı kısımları var. Zaten ben bununla ilgili detaylı bir yazı dizisi yazdım Twitter'da. Okuyanlarınız olmuştur elbet. Şöyle özet olarak bu arada... Şimdi kulaklık olmadığı için aboneleri çete bakınca görebiliyorum ancak kusura bakmayın. Erkin 14. yenilemiş. Vay be çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Şimdi. Ya öncelikle bu kimlik fotoğraflarının Photoshop olduğu açık. bu herhangi bir şüpheye mal bırakmayacak şekilde zaten inceleyenler olmuş. bu kimlik kartları Photoshop fakat... Önemli olan bu kimlik kartlarının e, fotoğrafı değil bizim bilgilerimiz çalınıyor mu? Çalınmıyor mu aslında? Şimdi ben burada zaten hani daha önceki haftalarda da çok konuştuk. Şu an bizim kimliklerimiz, e, kimlik aslında kimlik doğru bir tabir değil de bilgilerimiz diyeyim, kişisel bilgilerimiz aktif bir şekilde çeşitli devlet kurumlarından çalınmaya devam ediyor. Peki bu nasıl oluyor derseniz şöyle bir şey var. Yani tam olarak %100 detaylarına hakim değilim. Keşke böyle detaylarını iyi bilen biri bunları daha açık bir şekilde yazsa da. Şimdi böyle Mernis gibi kurumlar ya da farklı kurumlar ya işte Mernis olmayabilir de bu işte vatandaşlık bilgilerini hangi kurum tutuyorsa o ok kurum. Çeşitli devlet kurumlarıyla API paylaşımları yapıyor. Şimdi bu API paylaşımı ne derseniz örneğin mesela işte bir tane bilmem ne bakan atıyorum Hazine ve Maliye Bakanlığı mesela ihale açıyor tamam mı? İhaleye başvurmak için işte TC kimliğini yazıyorsun. İşte çeşitli adını soyadını yazıyorsun falan. Ve sen TC kimliğini yazdığın an o Maliye Bakanlığı'nın sistemi o senin TC kimliğini alıp MEBBİS'in API'ne gönderiyor ve return'ında yani şeyin gelen cevapta senin adresin yazıyor. O adreste de formu doldurup otomatik olarak gönderiyor diyeyim. Ya da işte mesela bazı üniversitenin e, işe alım sistemi olabilir. İşte başka devlet kurumunun işte mezarlıklar kurumunun bir vatandaş öldü mü ölmedi mi gibi bilgilerin sorgulanabildiği bir sistem olabilir. Ya yani devlet kurumlarının böyle her garip garip işlere hizmet eden web servisleri var, web uygulamaları var. Ve bunlar arkadan API ile bu Mernis'in sistemine bağlı. Şimdi sorun buradan ortaya çıkıyor. Bana da bazen yolluyorlar buradaki güvenlik açıklarını. Hani ben bizzat test ettiğim iki olay var mesela. Şimdi bir tanesinde bir üniversitenin sistemi bir ihale sistemi miydi, işe alım sistemi miydi hatırlamıyorum ama şöyle bir şey var işte. TC kimliğini yazıyorsun. Arkadan TC kimliğin servera gidiyor ve serverda response'ta TC kimliğin adın, soyadın, doğum tarihin, adresin geliyor. Peki bu veriler nereden geliyor? İşte o üniversitenin serverı arkada Mernis'e bağlanıyor API'dan ve şeyin e o API request'inin response'unda da senin adres bilgilerin var. O adres bilgileriyle form doldurulup işte kaydediliyor sisteme. Ama sorun şu ki yani bu şey de web uygulamasında herhangi bir bu rate limiting yani e, istek limitleme mekanizması yok. Dolayısıyla sen böyle milyonlarca TC kimlik gönderip onların responsunu okuduğun zaman milyonlarca insanın e, adres bilgisini okumuş oluyorsun. Peki bu Milyonlarca kimliği nereden TC kimliği nereden bulacağız derseniz onu da işte Mernes'in sızıntısından alıyorsun. Orada zaten 70 milyon vatandaşın şey var, sızıntısı var. Onları tek tek gönderiyorsun mesela bu API'ye şeyin yeni adresleri 2020 yılında bütün vatandaşların adres bilgisine ulaşıyorsun. İşte bunun yanında meşhur sigorta sistemleri var. İşte sigorta firmaları neden Bilmiyorum açıkçası ama böyle vatandaşın adresine bilmem ne telefonla ulaşabiliyor. Hani sigortacıları neden böyle bir akses veriliyor? İnanın hiçbir fikrim yok. Ee, ama veriliyor bir şekilde. Ve bunun bir standartı da yok. Yani mesela bu API'ler neye göre veriliyor? Yani mesela bir üniversitenin e, işe alım formu var diyelim. Ben orada adımı soyadımı adresimi yazsam... E, hani kendi... Bilgilerimi kendim versem daha iyi değil mi? Niye arkadan API'dan e, bu bilgiler çekiliyor? Hani burada devletin bu API erişimini verirken çok ketum olması lazım aslında. Kardeşim sen niye bu API kullanacaksın? Yani hani bu zorunlu bir şey mi senin için? Falan diye sorması lazım. Halbuki onun e, ya kurumların %90'ının aslında o API'ye ihtiyacı yok. Ve belli ki herhangi bir pen test falan da yapılmıyor. Yani güvenlik testi de yapılmıyor bunlara. Ve dolayısıyla böyle türlü türlü Devlet kurumlarında çıkan güvenlik açıklarıyla bu bütün vatandaşlık bilgileri, kişisel veriler çekilebiliyor. İşte neyse tekrar sigorta sistemine dönecek olursak da belli ki bu sigortacılara verilen panellerde de herhangi bir standart yok. Ve işte ben bilmem nerede ümraniyede büro açıyorum, sigorta dükkanı açıyorum ve herkesin verisine erişebiliyorum. E sadece o da değil mesela başka bir şey dedi işte veterinerler, Türkiye'deki bütün veterinerler TC kimlikten adres bilgisi elde edebiliyor falan diyor. Doğrulamadım ama ya neden bu kadar fazla kurumun ne bizim verilerimiz erişimi var neden yani neden bu veriler herkesle paylaşılıyor ya yani sen bu o kadar atak surface yani atak yüzeyi o kadar geniş ki illa bir yerden sızacak yani. yani demek istediğim o mesela diğer ülkelerde nasıl yapılıyor derseniz hani çok hakim değilim ama mesela Almanya'da böyle devlet kurumları arasında bu kadar yaygın bir veri paylaşımı yok. Mesela sen vatandaşlık bürosuna adresini bildiriyorsun. Sonra gidiyorsun e, radyo kurumuna adresini bildiriyorsun. Sonra gidiyorsun bilmem ne devlet su işlerine adresini bildiriyorsun. Falan filan. Çünkü o kurumlar birbirleriyle vatandaşlık adresi paylaşmıyor. Öyle bir API erişimleri yok. Hani bu çoğu kişiye ilkel gelebilir. Hani kardeşim niye öyle bir ortak sistem yok? Ben her yere tek tek adresimi mi vereceğim diyebilirsin. Ama işte o senin adresinin böyle saçma sapan API'lerle sızmayacağının garantisi aslında. Biraz ilkellik de bazen iyidir. Yani orada Bu sistemleri kim tasarladıysa yani bu e-devlet yapısını Bu web servis yapısını bu API standartlarını kim tasarladıysa Feci şekilde sınıfta kalmış ve bunun Dile getirilmesi gerekiyor kesinlikle hani hem bu gazeteciler tarafından hem bizim gibi insanlar tarafından Hem teknoloji meraklıları tarafından hem de normal vatandaş tarafından Bunların dile getirilmesi lazım kesinlikle o yüzden hani İbrahim Haskoloğlu'nu bu kimliklerin photoshop olsa bile bu olayı e, dile getirdiği için ben kendisine teşekkür ederim. En azından vatandaşlar böyle bir büyük bir problem olduğunu öğrendi bu şekilde. Ve yani bu kimliklerin photoshop olması da aslında o kadar önemli bir şey değil çünkü bilgiler gerçek. Yani kendi bilgisini de istemiş, başkalarının bilgisini, tanıdığı insanların bilgisini de istemiş, gerçek çıkmış. Ve maaş bilgisini de hackerlar İbrahim Bey'e yollamış. E, dolayısıyla zaten bence e, hani o Photoshop dışında bütün teyit gerek, gere, yerine getirmiş diye düşünüyorum. O yüzden insanların bu problemleri öğrenmesi iyi oldu. Keşke şu Photoshop olayını da e, yemeseydi. Çünkü iş şimdi bambaşka bir yere dağıldı. Aa bu arada biri çok fena abonelik hediye etmiş. rev rev x i w1337 100 kişiye mi abonelik hediye etti? yanlış mı görüyorum Vallahi billahi 100 kişi abonelik hediye etti ee, çok teşekkür ederim Rvdxp <laughs> Vallahi ne desem e, boş Ya bu arada ben kulaklığı takmayınca o kadar yayın moduna giremedim ki şu an yayında mıyım yoksa bir e, kahvehanede arkadaşlarla oturuyor muyum onun hiç farkına varamadım. Şu Ben izninizle şu kulaklığı bir takacağım. Yemin ediyorum cümle kurma yeteneğim falan düştü kulaklıksız. Şunu bir takayım. Heh. Tamam şimdi yayında olduğumu daha iyi hissediyorum ya. Ee, kulaklık girişimi de takıyorum. Tamam kulaklık algılanmadı ama olsun. Dur bakayım kulaklık çalışıyor ama bir şey dinleyelim. Tamam kulaklık çalışmıyor da neyse kulaklık takılı kalsın ya. Vallahi ben kulaklıksız yapamıyormuşum. Sırf varlığı bile yeter. Bu arada çete hiç bakamadım neredeyse. Bir çete bakayım. Adamlar Android APK yaptılar, her önüne gelen erişebiliyor ki. Evet. Ya bir de şey de var tabi. Yani bu mesela zararlı yazılımlarla çalınan bilgiler de var. Hani işte hastanede hastanenin işte Resepsiyonistinin bilgisayarına Trojan bulaşıyor, oradan herkesin bilgisi çalınıyor falan. Öyle şeyler var. Ya da işte Malware APK'ler, Android uygulamaları var. İşte phishing saldırıları var. Hani o, o şekilde de bilgiler çalınıyor falan. Bir de değişik leakler var. Mesela True Caller diye bir uygulama vardı. Orada bir leak yaşandı geçtiğimiz yıllarda. da 2 sene önce ya da geçen sene olabilir. Hani orada çoğu vatandaşın telefon numarası falan da sızdı aslında. Hani böyle bütün aslında bilgileri korele etme şansın da var. Standart GSM dükkanında bile var yeni hat işlemleri için. Ya yani işte olmaması lazım yani. Bu kadar e, akses her yere dağılırsa illa bir yerden sızar. Tüm sistemler KPS API'ne bağlı hocam demiş. RVD. E, RVD dostumuz eğer bu konu hakkında e, ileri seviye bilgin varsa seni Discord'umuza davet edelim tam şu an. Ve bu, bu işin arka planına dair bizlerle bir şey paylaşmak istersen dinleriz. Çünkü sen bu işi biraz biliyorsun gibi. KPS API'ına bağlı demişsin ama o ne bilmiyorum açıkçası. Tüm API'ler KPS'ye bağlı. Oha Utkun elleri varmış demiş biri. <laughs> Ellerim hiç çıkmıyor değil mi yayında ya? Kimlik paylaşım sistemi. Ya işte zaten sorun o yani niye mesela gerçekten anlamıyorum yani Mesela işte Bilmem ne üniversitesi atıyorum Bayburt Üniversitesi'nin neden bu kimlik paylaşım sistemine erişim var yani bu Kimlik paylaşım sistemine Çok az kurumun erişmesi lazım çok az yani Ben her yere gerekirse adresimi tekrar vermeliyim ama bu kurumlar arasında bu kadar akışkan bir Veri paylaşımı olmamalı Ya neyse işte yani Sonuç olarak bunu kim tasarladıysa gerçekten kötü tasarlamış ve bence e, görevinden alınması falan lazım. Bilmiyorum belki de alınmıştır da. Yani ama Türkiye'de de hiçbir şeyin bedeli yok ki işte. Yani neyin bedeli var ki bunun bedeli olsun? Tren kazası oldu onlarca insan öldü kimse ceza almadı. İkinci tren kazası oldu hızlı tren. Yine onlarca insan öldü. Yine kimse ceza almadı. E, üçüncü tren kazansı olsa yine kimse ceza almayacak. E, dolayısıyla insanlar niye bir işi doğru yapmak için çaba sarf etsin ki? İşte e, bilmem ne milletvekili Hikmet Bey'in tanıdığını alıyorlar işte bilmem ne kurumuna. Siber güvenlik uzmanı olarak. Adamın hiçbir boktan haberi yok. Dünyadan haberi yok. Ama Hikmet Bey'in yeğeni Hikmet Junior diye e, kimse de bir şey yapamıyor. E, böyle böyle işte bu sistemler böyle tasarlanıyor yani. Bilmiyorum. TR'de kamu yerlerinde API'ler neden SOAP ile yazılıyor? Daha mı güvenli? Daha güvenli değil. Yani o güvenlikle çok alakalı bir şey değil. O eskiden çok meşhur, yaygın bir protokoldü açıkçası. Hani artık e, o kadar eski popülerliğini yitirdi. Muhtemelen onunla alakalı. Yani eskiden yazıldığı için öyle bir tercihte bulunmuş olabilirler. Ama e, bilmiyorum. Yani onun belki daha REST API tarafına falan entegrasyonu yapılabilir ama o, yani güvenlik açısından implementasyona bağlı. Hani düzgün implement edersen ikisi de güvenli olur. Ve bence burada sorun nasıl implement edildiği değil. Yani aslında bir güvenlik açığı yok aslında. Mantık hatası var. Yani o esas ana sistemde güvenlik açığı yok. API'ları akses verdiği yerlerde, minik 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 yerlerde güvenlik açıkları var. Ve o güvenlik açığının da aslında yine böyle bir ee, güvenlik açığı demek de zor aslında. Şey yani rate limiting problemi. Yani mesela sen TC kimlik yazıyorsun, senin adresini veriyor ya mesela, formu adresle dolduruyor. Aslında bu bir feature yani hani bir güvenlik açığı değil. Ama burada bir rate limiting olmadığı zaman yani istek limitleme ya da benzeri mekanizmalar kurulmadığı zaman, işte burada milyonlarca TC kimlik gönderip milyonlarca adres alabiliyorsun. Hani bunların belki bir merkezi bir CM sisteminden alarm üretiliyor olması lazım. Hani bir API'dan bir kurumdan çok fazla sayıda e, istek gelirse o kurumun API'yi bloklanabilir geçici bir süre falan. Hani yani düşünülebilir. Yani üzerine çalışsan, üzerine düşünsen, kafa yorsan bir şeyler bulabiliriz aslında çözümler. Ama bence en başından kurumlar arasında bu kadar akışkan veri transfer olmaması lazım. İşte dediğim gibi yani Almanya'da her yere ayrı ayrı adres veriyorum. Çünkü hiçbir birbiriyle bilgi paylaşmıyor. Çünkü o kadar akışkan bir yapı olursa her yerden sızabilir. Rate limit problemi değil abi. O da bir sıkıntı. Fakat problem normal şartlarda TC kimlik numarasından info vermesi sıkıntı. Ya işte hani bence kesinlikle sıkıntı zaten de. Hani şeytanın avukatlığını yapıyorum yani. O mesela onu yapan developer diyebilir ki e, biz bu formu doldurmak için e, TC kimlikten adres alarak o formu doldurmamız lazım falan e, diyebilir belki. Hani dediğim gibi yani tabii ki bunların hepsi problem de e, Hani bilmiyorum. Aslında niye şeytanın avukatlığını yapıyorsam saçma sapan şeyler hakikaten. Of of. Bilmiyorum ya işte bu ne yazık ki her yer Hikmet Bey'in yeğeni Hikmet Junior'larla dolu olduğu için çok kötü tasarımlar var her yerde. Bu arada bir linkler geldi bir onlara bakalım da. TC kimlik ya işte yani bu hmm. Ya bu işte REST API mi SOAP API mi yani ne olduğu önemli değil yani nasıl kurumlar tarafından implement edildiği önemli. Nasıl kullanıldığı önemli. Yoksa yani aslında böyle bir API'nin var olması bile aslında başlı başına işte dediğim gibi üzerinde düşünülmesi gereken bir konu. Böyle bir API olmalı mı? Belki de böyle bir API'nin hiç var olmaması lazım. Biraz ilkellik iyidir ya. Biraz ilkellik işte verilerin daha güvenli olmasını sağlar. Sağlık Bakanlığı kimlik paylaşım sistemi. Mesela Sağlık Bakanlığı'nın da API var. Mesela neden var? Gerçekten hiçbir fikrim yok. Ya neden vardı aslında doğru bir soru değil de yani kaç kurum kullanıyor bunu? Kaç kurumun buraya yetkisi var falan? Onlar daha aslında sağlıklı sorular. Bu TC no'ların ilk hanesi falan soyunu belirtiyor muhabbeti vardı. Bir ara gerçek mi onun? Yok ya. Öyle şey olmaz canım. Ya Türkiye'de kimin soyunun ne olduğu o kadar karışık bir şey ki onu nasıl tespit edeceksin ki? Ve tespit edip ne yapacaksın yani? Fotoğraf linki gönderebiliyor muyuz demiş. Gönder. Açarız. Neyse sonuç olarak e, bence insanların bunu bilmesi, öğrenmesi iyi oldu. Çünkü bu bunlar her ne kadar Photoshop olsa bile bizim verilerimiz hala çalınıyor, hala sızıyor ve bununla ilgili bir farkındalık olması gerekiyordu. E, ben genel olarak Haskoloğlu'nun Photoshop haricinde hani şunların Photoshop olduğunu anlaması lazımdı bence de. Ama onun dışında güzel bir doğrulama yaptığını düşünüyorum. Çünkü hacker'lardan kendisinin ve yakınlarının maaş bordrolarını istemiş. Ee, kimlik bilgilerini istemiş. Hackerlar da bunu vermiş. Hani bence aslında en azından tweet atmak için yeterli bir doğrulama. Stajımı tıp fakültesi hastanesinde yaptım. Eksiksiz tüm bilgisayarlardan erişilebiliyor. stajımı tıp fakültesi hastanesinde yaptım. Eksiksiz tüm bilgisayarlardan erişilebiliyor. Ya işte. Bir de çok güvenli demişler açıklama. Neye göre çok güvenli bilmiyorum bu işin baştan. Ha. Ya zaten işte bu en kötü tarafı o oldu. Bak bu Photoshop'un en kötü tarafı şey oldu. Şimdi devlet kurumları çıktı açıklama yaptığı Kardeşim bunlar Photoshop'tur. Sakın inanmayın. Kimlikleriniz güvende. Halbuki değil. <laughs> Ama işte orada Photoshop olduğu gibi bir şey var ya ortada. Bir gerçek var ya ona tutunarak. Hayır verileriniz kesinlikle güvende. Bunların hepsi Photoshop diye kendilerini çok güzel akladılar. Halbuki verilerimiz güvende falan değil yani. Ah ya, Haskol oldu. Keşke şunu yapmasaydım be. Valla o zaman çok tadından yenmezdi. Valla hakikaten herkese yeni kimlik numarası baştan verilmesi gerçekten düşünülebilir ya. Hani kardeşim bu veri işini biz başaramadık bilmiyorum ama belki de işte TC kimliğin gizli bir şey olarak muamele görmemesi gerekir artık. Hani artık TC kimlik public bir bilgidir. Bununla gizli bir işlem hiçbir kurum yapmasın falan gibi bir şey var olabilir. Ya TC kimlikte de değil de işte adres esas sorun ya. Hani mesela şimdi bizlik çok bir şey yok da mesela işte Mesela fenomen kadınlar falan var hatta birileri ünlülerin adreslerini falan telefonlarını paylaşmıştır i̇şte röportaj adam falan tweet atmıştı ya sabahtan beri 500 kişi aradı diye. Ya düşün mesela Twitter'da falan bir sürü böyle kadın fenomen var bunların sapıkları hayranları bilmem neyi doludur yani. Onun gider kapısının önünde 10 kişi bekler. zamanda YKS verileri sızdırıldığında adres dahil çok hassas bilgiler sızdırıldı. YKS YSK mı? Yüksek Seçim Kurulu mu başka bir şey mi? Eğer onu diyorsan evet zaten bütün iş bütün problem orada zaten. Yani orada 70 milyon TC kimlik olduğu için bir işte API'de güvenlik açığı bulduğun zaman o 70 milyon API'yi kullanıp oradan bütün bilgileri çekebiliyorsun. işte bir de aynen. ÖSYM sızmıştı falan. Neyse ya. Ya bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Bizim yapabileceğimiz tek şey yani vatandaşları böyle bir şey var demek işte. Daha başka ne yapalım? Ha ileride bu devlet kurumlarına artık biraz daha liyakatle alım yapılırsa mesela o zaman eminim bunları çok daha iyi tasarlayacak. Bunlar, buradaki riskleri çok daha iyi analiz edecek mühendisler bu işi çözer. Ama e, yani bu dönemde artık çok bir şey beklememek lazım. Maalesef Hikmet Junior'lar her yere ele geçirmiş. Ne yapalım? Şimdi geçelim biz sonraki haberlere. Şu Raid Forums'a bakalım. Ya bir de şeyler var işte böyle. Mesela Twitter'da falan ben takip etmiyorum artık onları böyle e, takipten çıktım. Çoğunu da işte yani böyle ya, hükümete zarar gelmesin diye mesela e, cımbızla şey çekiyor oradan. İşte bakın. Bu nasıl e, Photoshop? Bak buradaki piksel bir şey oynamış. Devletimize hainlik etmeyin. Bakın piksel nasıl Photoshop. Tamam da yani orada sen orada Photoshop'u buldun. Eyvallah. Tebrik ediyorum. Peki geri kalan şeyler ne olacak? Geri kalan bilgiler ne olacak? Yani orada adam bord bordrosunu paylaşmış mesela. O, o da mı Photoshop? Ya da işte diğer kimlik bilgileri paylaşılmış. Onlar da mı Photoshop? Yani hükümete zarar gelmeyecek diye böyle şey cımbızla şey çekip çekip duruyorlar ya bir dürüst olun ya kendinize karşı bir dürüst olun yani böyle e, bilmiyorum yani aptal gibi gözüküyorsunuz dışarıdan aptal gibi gözükme hoşunuza gidiyor mu e, hoşunuza gidiyorsa benim açımdan sorun yok e, ama aptal gibi gözüküyorsunuz dışarıdan yani neyse ama işte dediğim gibi ya artık o bütün o Ak tayfayı takipten çıktım artık. Ee, o yüzden şey hiç selam merhabam falan da yok artık. uğraş Uğraşamam artık onlarla ya. Eskiden böyle ayıp olmasın diye takip ediyordum da artık gerçekten hiç uğraşamam yani. Çünkü iyi niyetli insanlar değil yani. Anlatayım eskiden şeycilerdi bilmem necilerdi. Şimdi gelmişler bilmem neciler. Bize de şey öğretmeye çalışıyorlar. İşimizi öğretmeye çalışıyorlar. ya Neyse. <laughs> Çok gerildi. Kime gittiği belli olmayan bir sürü şey söyledim ama. Şey. Ak diyorum yani. Kendini ak hissetmeyen üstüne alınmasın. Neyse. Raid forums kapatıldı. Sence neler yapılmalı abi? Ya bence yapılacak şey belli yani önce bu hükümetten kurtulmamız lazım ee, yani çünkü şey bu bu sistem bunu yol açıyor yani ekonomi neden bozuksa siber güvenlik o yüzden kötü çünkü işte insanlar liyakate yeteneklerine göre değil e, tanıdıkları var mı ya da bizden mi e, işte kaç vakit namaz kılıyor? işte bilmem ne dergahına menzile gidiyor mu? Bunlara bakılarak işe alındığı için ekonomide kötü, yollarda kötü, işte elektrik de pahalı, siber güvenlikte de kötü, her şey bundan kötü. Her yerde beceriksiz adamlar her yeri doldurmuş. O yüzden yapılacak şey birincisi hükümetin değiştirilmesi. İkincisi bu torpille bir yerlere gelen herkesin işten atılması. Üçüncüsü gerçekten adil bir sistemle gerçekten hak eden insanların dinine, diline, ırkına, görüşüne, siyasi görüşüne, dini görüşüne hiçbir şeye bakılmadan bunların işe alınması. Bu şekilde iyi bir ülke olabiliriz. Neyse ya. Valla uğraşamayacağım ya. Ya abi ben niye asla dilimi tutamıyorum ya? Kafayı yiyeceğim ya. Benim yayın yapmam yasaklanmalı gerçekten ya. Bak bu yayına başlarken hiç bu kadar laf sokasım yoktu kimseye. Valla böyle sinirlendim valla. Laf sokasım geldi. Neyse raid forms'tan devam edelim ya. Boş ver bunları. Ya vallahi ya ben sinirli bir insanım ve bu 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 konuda bir şeyler yapmam lazım ya. Böyle bir şey sinirlendim mi asla böyle hani ulan bunu da içime atayım diyemiyorum. Gerçekten bir noktada patlıyor. Neyse Raid Forms'tan devam edelim yoksa daha da sinirlenirim. <laughs> ah. Ya hele bir tane var inanılmaz kuruldum adama ya. Gerçekten adama inanılmaz kuruldum. Neyse. Ya böyle isim de vermeyince aslında böyle isim vermeyerek de birinde bir şey de demek de aslında çok benim tarzım değil ya aslında. Yapmamak lazım. Bir şey diyeceksen isim vermek lazım. Neyse. Raid Forms kapatıldı ama biz bunu geçen haftalarda incelemiştik. Raid Forms'un FBI tarafından ele geçirildiği zaten söylenmişti. Hatta Raid Forms'un girişinde bir login paneli vardı. işte. kullanıcı dışı şifre istiyordu. Ee, orada şey vardı işte. Ee, i̇şte Raid Forms'un kurucuları diyordu ki. E, bu işte şeye FBI tarafından el konuldu. Sakın girmeyin o bir honeypot. ...FBI orada girenleri böyle avlamaya çalışıyor falan diye. Hatta RaidForums2.com diye bir site açılmıştı e, eski tayfası tarafından. Neyse şimdi RaidForums'un evet FBI tarafından ele geçirildi, kesinleşti. Girişine şöyle bir e, indeks atmışlar. E, ve şeyin kurucusu RaidForums'un kurucusu Diego Santos Coalho... E, ...Portekizli kendisi e, yakalanmış. Şimdi işin ilginci... Diego Santos Coelho 21 yaşında, fakat Raid Forms 2015 yılında kurulmuş, yani adam 15-16 yaşındayken Raid Forms'u kurmuş çocuk. Vallahi helal olsun. Ee, muhtemelen çok yatmaz diye tahmin ediyorum, yani en fazla 4-5 sene falan yatar herhalde, sonra çıkar. Hatta eğer biraz kafası çalışıyorsa, oradan çok ünlü olmuş bir şekilde e, startup falan filan bir şeyler bile kurabilir, yani belli olmaz bazen bu tip şeyler çok e, krizi fırsata çevirebileceğin şeyler de imkanlar da yaratıyor. E, böyleyken böyle. Şimdi rateforms2.com diye bir site var ama açıkçası bilmiyorum eskisi kadar aktif mi değil mi. Bakalım. Ve bu zamana kadar aslında yakalanmaması da bir başarı. Çünkü rateforms şey değildi yani. Böyle dark webte takılan bir site değildi. Hani clearnet'te takılıyordu. E, hani orada iz bırakmak biraz daha kolay olsa gerek şeye göre. Diğer sistemlere göre. Ama 5 sene boyunca bir şekilde yakalanmamayı başarmış. Ya da belki de işte FBI e, biliyordu kimliğini falan. Ama bir bakalım nereye gidecek bunlar falan diye, diye düşünmüş olabilirler. E, nasıl yakalandığını açıkçası bilmiyorum ve ondan pek bahsedilmemiş. O biraz daha gizli bir bilgidir muhtemelen nasıl yakalandığı. E, bilmiyorum. Ha, 2018 yılında radarına girmiş FBI'ın Coelho arkadaşımız. Aa Coelho 2018 yılında Amerika'ya gitmeye çalışmış. Atlanta'ya. Ve devlet, lan haberi okumamışız sonuna kadar ya Allah kahretsin. Ve devlet bu Coelho'nun elektronik eşyalarına el arama izni çıkarmış. Ve orada Raid Forms'un admini olduğum bulunmuş. Ulan keşke haberin hepsini okusaydım ya. Var mı okuyan? İngiltere'de yakalanmış. Allah Allah. E 2018'de böyle bir olay yaşanmıştı. Adam 2020'ye kadar 22'ye kadar nasıl durmuş? ilginç. Neyse kusura bakmayın bu haberin tam detaylarını hakim olmadan almışım. Ee, bunun daha detaylarına hakim oluruz. Eğer bilen varsa da yazarsa süper olur. <laughs> Başta data için açılmadı sonradan leaklerin mekanı oldu demiş. Adam kimliğini saklamıyordu zaten. Allah Allah o zaman biraz aptalmış ya. Kimliğini niye saklamıyorsun? Bir de Portekiz'de yaşıyorsun yani. Hani Rusya'da Çin'de falan da değilsin. Yani direkt alırlar seni leblebi gibi. Bir de Amerika'ya falan gitmeye çalışmış yani. Ne yapmaya çalışmış? Direkt kendisiyle röportajı vardı bir haber sitesinin. Allah Allah. Vay anasını. Neyse bu adam dediğim gibi öne açık yani. Yakalandığına bakmayın en fazla 4-5 sene yer. Sonra e, bir kitap yazar. İşte My Life as işte, League e, Drug Lord falan gibi bir şey yazar. Sonra bir tane startup kurar. İşte leaklerle mücadele etmek için bizim çözümümüzü deneyin falan diye. Ben leaklerin uzmanıyım. Eğer benim ürünümü kullanırsanız bir daha hiçbir leak yaşamazsınız falan diye bir startup patlatırsın. Paraya para demezsin. Üstüne meşhur olursun. Üstüne Netflix'te bir tane belgesel çekerler seninle ilgili. E, yürür gidersin. Yani. <laughs> Aynen biri daha Netflix yazmış. Vallahi işte gerçekten bazen krizi fırsata çevirebiliyorsun ya Mesela şimdi şeyi izliyoruz How to sell drug e, Online e, Onu izlememiştim açıkçası Çünkü ben onun böyle e, Gerçek bir hikaye bazlı bir şey olduğunu bilmiyordum böyle işte uyuşturucu uyuşturucu Netflix dizisi zannediyordum O yüzden ilgimi çekmemişti Ama orada da böyle gerçekçi bir hikaye varmış hani bu liseli bir çocuk e, Bir tane uyuşturucu satıcı sitesi falan açmış herhalde Güzel gidiyor şimdiye kadar. Ee, hacker sahneleri falan hoş açıkçası. O yüzden de ilgimi çekti. Bakalım. O yüzden böyle şey yani gerçek hikayeler böyle senaristlerin ilgisini çekiyor. Bu bu da gerçekten yani yıllar sonra şey yapılabilir diz çekilebilir gerçekten. Çekirse hiç şaşırmam. Ama içeride psikolojisi de bozulabilir. Belki hassas bir yapısı vardır. Bu sebepten tam tersi de olabilir. Bilmiyorum ki. Amerika'da hapishaneler nasıl bilmiyorum. Utku hocam size buradan DM atsam bakma şansınız var mı? Ee, buradan Twitch'ten DM atılmıyor bildiğim kadarıyla da. Twitter'dan atabilirsin. Ya da Discord'dan atabilirsin. İkisine de bakarım. Ama atınca attım da ona göre bakayım. Yoksa bildirim gelmeyecek muhtemelen. Ha Twitch'te DM var mı? Bakalım. Ben Twitch'te DM diye bir şey olduğunun farkında değilim. Fısıltılar diye bir şey var o herhalde. Kimse hiç fısıltı atmamış bana şu an kadar. Tamam fısıltı atarsan bakarız. Bana yazabilir misiniz? Ee, yazayım. Whisper. Şunik. Unrecognized Comment Whisper. Hmm. Ve. Tamam oldu. Sana bir tane Whisper attım. Tamamdır. Utku abi Bixi'nin storiesine baksana. Ee, Instagram storiesi mi? Purple Bixi'nin iki ne acaba Instagram'da? İnşallah güzel bir şeydir valla bak. Telefonumu elime aldım. Instagram'ı açtım. İnsanlar bizi bekliyor. Umarım değecek bir şeydir. O beş tane konuş, uzun uzun konuşmalı story ya. Bunu nasıl izleyelim? Sen bize özet geçsen süper olur. Şimdi biz diğer habere geçelim orada. Şimdi Avrupa Birliği'nden haberler var. Nimo Türkiye'deki organizasyonu durdurmuş çoğu yayıncı açıkta mı kaldı? Lan Nimo daha yeni Jahreyn'i falan transfer etmedi mi? Aa madem çekilecekler niye o kadar yatırım yaptılar? Belki Jahreyn bile siteye trafik sağlayamadıysa biz buradan çekilelim demişlerdir belki. E devleteki yayının başında konuşuldu. Artık tekrarından takip edebilirsiniz. Aa. İnşallah paralarını almışlardır. Yani almadılarsa yazık. Yani TV zaten yani gereksiz bir platform ya. Bilmiyorum. İşte Çin'in saçma sapan low quality platformlarından bir tanesi. Neyse. Şimdi Avrupa, Avrupa Birliği çapında yeni bir facial recognition yani yüz tanıma sistemi kuracakmış. İşte şey için mesela polisler, mesela atıyorum İspanya'da bir suçlu var diyelim. Onun fotoğrafları var. Face recognition sistemiyle o Almanya'da da aranacak. İşte Fransa'da da aranacak, bilmem nerede de aranacak. Bütün Avrupa içinde face recognition suçlular aranacakmış. Bu ilginç bir haber çünkü... Geçen haftalarda şeyi konuşmuştuk. Avrupa Birliği özellikle Almanya'nın yeni hükümeti bu yüz tanıma sistemlerine karşı olduğunu falan açıklamıştı. Encryption'ın insan haklarına insan hakları için önemli bir şey olduğunu açıklamıştı mesela. Şimdi ne oldu da tekrar face recognition sistemine geçilmeye karar verildi? Açıkçası hiçbir fikrim yok. Bu iki haberin birbiriyle çelişkisini de anlamadım. Ve yazıda ona atıfta da bulunulmuyor. O yüzden hiçbir şey anlamadım açıkçası. Acaba yani bekleyelim görelim yani belki o Alman hükümetinin kendi fikriydi ama bu Avrupa Birliği'nin ortak kararı gibi bir şey mi ee, bilmiyorum açıkçası. İlerleyen günlerde bunun detayları ortaya çıkar muhtemelen görürüz. Ama ben yani böyle bir sistemi genel olarak hoşuma gitmiyor bu tip. Yani mass surveillance benim genelde hoşuma gitmiyor açıkçası. Çünkü bu kötü niyetli kişilerin eline geçince çok daha büyük sorunlara yol açabiliyor. Yani iki tane suçluyu yakalayacağım diye yüz binlerce insanı özgürlüğünden ediyorsun falan. Ve yani mesela şimdi Avrupa mesela atıyorum Almanya'nın hükümeti şimdi iyi niyetli bir hükümet. Yarın bu iyi niyetli hükümet gidip böyle çok faşist bir diktatörlük kurulsa onların elinde bu nasıl bir silaha dönüşür falan. O yüzden bunları biraz da geleceğe de düşünmek lazım bu sistemleri getirirken fısıltıdan bir site gelmiş deniyor fakat gelmedi. Sayfayı yenilesem Vallahi gelmemiş maalesef. Person of Interest'te vardı böyle bir sistem demiş. Vallahi izlemedim. güvenlik kameralarına mı yerleştirilecek bu sistem? Muhtemelen yani güvenlik kameralarından ham görüntüler alınıp devasa bir muhtemelen serverda GPU binlerce içinde binlerce çok oldu da onlarca e, GPU bulunan bir bilgisayarda işlenip e, bu şahıs şu an buradadır şeklinde muhtemelen şey yapacaklar. Valla Twitter'dan DM atabilirsin eee Discord'dan DM atabilirsin. Buradan herkesin önünde yazabilirsin. Mail atabilirsin. Utku et at utkusen.com'a mail atabilirsin. Ama senin attığın linki yayında bakmamızı istiyorsan buradan da atabilirsin. Yani sonuçta herkes görecek. Ama özel bir şey göndereceğim diyorsan onu mail atabilirsin. Yayından sonra bakarım. Diyelim bir sonraki habere geçelim. Valla bu linki hiç açasım yok be dostum ya. Şimdi onu açarsam başım da derde girer gerçekten. Hatta senin mesajını silsek daha sağlıklı olur muhtemelen. Fakat hiç moderatörümüz de yok. Aa, seni yanlışlıkla time atladım. Pardon dur. Time atlamak istemiyordum. Of. bu moderasyon işi çok zor ya. Banlandı mı? Yok time out diyor ya. Aa. Çok özür dilerim ya. Adam yayının başında 100 abonelik hediye etti. Adamı kanaldan mı attık? Dur Keşap sana mutluluk veriyorum ya. Sen tanıdık bir isimsin. Şu arkadaşı kurtar gözünü sekeyim ya. Gözünü sekeyim. <laughs> Nick. Adamın Nick'i de o kadar uzun ki. Dur şunu kopyalayayım. An time out. Heh hallettik. Başkan kusura bakma ya. Tamamdır. Şimdi Microsoft'ta bazı zero day'ler kapatılmış. Bunlarda önemli privilege escalation açıkları var. Yani hak yükseltme. İşte Windows'a giriyorsun. Yetkisiz bir kullanıcı olarak bu exploit edip yetkili kullanıcıya yükseltiyorsun kendini. 3-5 tane öyle zafiyet kapatılmış. Microsoft'ta bu aralar yine çok zafiyet çıkıyor ya. Geçtiğimiz haftalarda da yine bir printer açığı üzerinden privilege escalation açığı çıkmıştı. Yine çıkmış. Ya bu arada bir şey kafama takıldı ya. Chatten hızlıca bir şeye bakacağım. Ben az önce bir mesaj gördüm. Yanlış mı anladım? Ya böyle ben birine fena kuruldum falan dedim ya. O ara biri chat'e Luniz mi yazdı? Yanlış mı gördüm? Eğer öyle bir şey yazıldıysa sanki görmezden gelmiş ve mesajı kabulleniyormuş gibi olmak istemem kesinlikle. Çünkü Can abi ben çok severim yani öyle bir şey anlaşılsın istemem. Neyse bulamadım mesajı ama öyle bir şey yazıldı diye aklıma geldi şimdi. Yok canım ya lunizm falan değil tabii ki. Ya zaten sektörde şey yani ultra AKP'li olanlar kendini belli ediyor genelde. LPE bilmiyorum. LP değil de RCE değil miydi bunlar? Vallahi ben burada Privilege Escalation diye ama. Tüh. Aa. Bazıları da Code Execution'muş. Hatta Remote Code Execution herhalde. Şurada yani şuradaki Privilege Escalation'ı gördüm ben. Privilege the vulnerability that's exploited in the wild ahead of patching allows privilege escalation demiş. O privilege escalation bug'ı e, code execution'da mı varmış? Bu da privilege escalation'mış. A. Bunlar da remote code execution'mış. Abi remote code execution haberin başında versene ya. Benim haberin başlarını okuyup sonlarına doğru sıkıldığım ortaya çıkıyor. <laughs> Son iki haberdir. Ben başlarına bakıyorum. He, tamam onlar okey deyip geçmişim Vallahi Kusura bakmayın. Bu hafta çuvalladım biraz gerçekten. Ee, evet. Remote Code Execution'a çıkmış. SMB protokolünde. Bu SMB'de zaten bildiğiniz gibi daha önce şey yol açan bir bak çıkmıştı. Ee, WannaCry'a yol açan bir remote code execution açığa çıkmıştı. Yani bu da böyle wormable bir şey görebiliriz. Belli olmaz. Evet, çok kötü. Ya yani muhtemelen dünyada yüz binlerce cihaz falan etkilenebilir bundan. İnsanlar reverse diyor şimdi peçi. aynen. Exploit exploit yazmak isteyenler reverse diyordur. Ee, bakalım. Umarım hızlıca peçlenir her şey. Mesela tam böyle Ukrayna Rusya savaşı sırasında ortaya çıkması da kötü olabilir Ukrayna için. Yani mesela Rusya bunun e, exploitini hızlıca yazabilirse belki Ukrayna'da bir sürü hakikaten server hackleyebilirler. Geçelim bir sonraki böyle. Şimdi Dali 2 isimli bir yapay zeka modeli çıkmıştı. Geçen hafta incelemiştik. Bu işte text veriyorsun bir tane İngilizce bir text. O sana resim çiziyor yapay zeka ve çok başarılı olduğunu görmüştük. Şimdi onun bu arkadaş blog yazısı yazmış. İşte Playing with Dal 2 diye. Hani yeni resimler çizdirmiş Dali ile. Ee, bakalım nasıl. Demiş ki Golden Doodle Puppy in Play Position. Yani oyun pozisyonundaki bir işte Golden Dali köpeği demiş. Ve bu yapay zeka çiziyor. Süper. Burada ne demiş? Pop Art Kittens hani Pop Art e, şeyleri çizimleri vardır ya onun kedilisi süper. Lots of Pop Art Kitten, bir sürü Pop Art Kitten. Demiş ki of. Yani bir tane geyik ateş başında diğer hayvanları hikaye anlatıyor gibi bir şey. O da çok iyi. E, bu da aynı şeyin hyper realistic digital fantasy style yani hiper gerçekçi ee, dijital fantazi stil. <laughs> bu da bayağı iyi. Burada Zan YV7 3. yayınlamış. Çok teşekkürler. Barış Özcan'ın videosu vardı. Vallahi izlemedim. Bunlar da aynı Papi'nin sürrealist versiyonlarıymış. Yani hani gerçek dışı böyle daha Salvador Dali tarzı falan. Ee, bu neymiş? Bu bayağı iyiymiş. Neymiş bu? A dream like oil painting by Renoir of dogs playing poker. Yani Renoir bir ressam falan mı? Ressammış. Ee, Renoir tarafından yağlı boya tablosu e, ve bu rüya gibi olsun demiş. Köpekler poker oynarken demiş ve hakikaten baya iyi. Abi bu bir köpeklerin poker oynadığı tablo var meşhur bu adam mı mı? Poker paint poker playing dots. Ha. Bu muydu ya? Böyle meşhur bir tablo vardı. Bu muydu? Evet. Ama bu başka biriymiş. Coolidge. Neyse hiç ressamları da tanımam ya. Ben API key aldım bunun için ama beceremedim ürettirmeyi demiş. Ama bunun API key vatandaşa açık mı ya şu an? Sanki bu çok kısıtlı insanlarla paylaşılıyor diyor biliyordum ben. Ee, bu neymiş? A street protest in Belfast. Belfast'ta bir sokak protestosu. Ya abi siktir git. Çok iyi ya. Ee... Playing cards, ace of diamonds, but a target instead of diamonds. E, karo, ası demiş, ama demiş, e, karo yerine target demiş. Target neyse bilmiyorum. Yani hedef de burada ne anlamda kullanmış bilmiyorum. Of, ah topot uzayda motosiklete biniyor. Ya çok iyi ah ve white listi var. Ha Dali bayağıdır var ikinci versiyon çıktı demiş evet. O belki Hugging Face'de olabilir. Orada kullanması... Dali Mini var Hugging Face'de mesela. Bunu online olarak da yapabiliyorsun. Ya da GitHub'tan indirip de yapabiliyorsun. Mesela bu Dali Mini'yi deneyebilirsin belki. Bu sanki online da yapılıyordu bazı şeyler ya. Bu Dalimini olmuyor herhalde. Neyse. Bunu Merve ile yaptığımız yayında falan teksten resim ürettiğimizi hatırlıyorum ben aslında da. Nereden yapıyorduk onu hatırlayamadım açıkçası. Neyse. Tor çizmiş karton yani şey olarak çizgi film olarak ya valla bunu çok güzel albüm kapağı yapılır hani <laughs> ne yapılır bilmiyorum ama mesela albüm kapağı çok güzel yapılır çünkü albüm kapağı yapmak biraz dert böyle yaratıcı bir şey olması lazım daha önce yapılmamış olması lazım falan ben zorlanıyorum açıkçası albüm kapağı işinde bazen ...tasarımcıları çizdiriyorum. Bazen kendim yapıyorum falan. Ama şöyle bir yapay zeka çizdirsem... ...çok güzel olurdu açıkçası. Hatta o Dali Mini ile belki çizdirebilirim ya. Aslında iyi aklıma getirdin onu. Hiç düşünmemiştim. A style gen. Yok bu değil ya. Bu insan üreten arkadaş değil mi Stylegen? Yok bu değil. Biz böyle tekst vermiştik. İşte atın üstünde bir tane kurbağa olsun falan gibi şeyler yazmıştık. Onlar olmuştu. Şimdi iki tane yeni çıkan değişik şeyimiz var. Ona bakalım. Şimdi Red Little diye bir şey çıkmış. Red Little ne derseniz. Mesela ben, benim günlük hayatta yaptığım çok şöyle bir yöntem var. Arama yöntemi. Mesela Google'da bir şey aratıyorum. Tamam işte atıyorum. Sony vs Samsung TV yazıyorum mesela. Çok kötü sonuçlar çıkıyor. Ama Sony vs Samsung TV yanında Reddit yazınca Reddit ile alakalı şeyler çıkıyor ya böyle sonuçlar. Mesela orada çok daha güzel aslında bir tartışma okuyabiliyorum. Yani Reddit'te insanlar o televizyonlar üzerine konuşmuş şey yapmış falan. Burada K-Shop'un 7. ayı olmuş. Çok teşekkürler K-Shop. Bu arkadaş da sırf bunun için bir tane arama motoru kurmuş Reddit'l diye. Sen bir şey aratıyorsun mesela. Sony vs Samsung TV diyorsun Sadece reddit üzerindeki sonuçları getiriyor sana Ve bak ne güzel Gerçekten işe yarar sonuçlar Yani Ne diyor Samsung mı alayım Sony mi alayım diyor Burada da insanlar üzerine konuşmuş falan filan Zaten Google son yıllarda Çok kötü performanslar gösteriyor Mesela Fakat da arayalım ya Sony vs Samsung TV yazsam Böyle şeyler yani hani SEO kasmış bloklar çıkıyor. Ve bunların çoğu böyle paralı içerik falan oluyor genelde. Ee, işte i̇şte 2000 best TVs in 2022 falan öyle boktan boktan blok yazıları çıkıyor. Böyle videolar çıkıyor. Ee, hani çok hani çok da kötülemeyeyim o çok da kötü şeyler değil ama genelde bu blok yazılarının %90'ı falan bir anlamsız yani. Hani gerçek kullanıcı deneyimini paylaşmıyor. Ama Reddit'te mesela gerçekten kullanıcı deneyimi daha samimi bir şekilde, daha dürüst bir şekilde paylaşılıyor bence. O yüzden adam da öyle bir ya da kadın öyle bir site açmış. Bakabilirsiniz. Site Reddit.com, Sony vs Samsung TV yazsak aynı şey olmaz mı? Evet aynı şey olur. Ama bunun öyle bir şeyini yapmış yani. İlginç böyle bir sitesini yapmış. Diğer arama motorlarında nasıl bilmiyorum açıkçası. Diğer arama motorlarının performansını hiç kullanmıyorum. Şimdi geçelim biz bir sonraki habere. Şimdi ben bu hafta yeni bir tool çıkardım. Aslında bu hiç hesapta yoktu. Yani 2022 yılındaki tool'umu çıkarmıştım ben aslında. Hoolikt hatırlayacaklar ol olacaktır bunu çıkarmıştım zaten bu Böyle bir hafta sonu projesi olarak açıkçası aklıma geldi yaptım ee, Ne iş yarıyor derseniz Verdiğiniz web sitesini geziyor mesela verdiğiniz URL'i Bütün aş, altındaki sayfaları crawl diyor tek tek Ve oradaki şeylere bakıyor Sosyal medya linklerine bakıyor işte twitter.com facebook.com tiktok instagram falan Ve bunlar da kırık link var mı ona bakıyor mesela Sen atıyorum Hikmet.com diye bir senin e-ticaret siten vardır. Aşağıda işte Twitter adresimiz, Instagram adresimiz de yazmışsındır. Ama mesela Twitter'ı e, twitter/hikmet yazacağına hkmet yazmışsındır. Hani yazım hatası yapmışsındır ve öyle bir hesap yoktur. Peki bu öyle bir hesap olmaması neye yol açabilir? Başka birisi o sosyal medya adresini register ederse bunu phishing sal saldırılarında kullanabilir. Mesela senin ana sayfanda aslında saldırganın adresine giden bir link olacak. Ve mesela işte saldırgan böyle o fake Twitter hesabından bakın işte web sitemizde de bu link var. Biz güveniliriz falan gibi şeyler yol açabilir ve en azından marka için kötü bir imaj olur falan filan. Ve daha önemlisi tabi bu hani gerçekçi bir senaryo değil ama bu bug bounty programlarında en azından HackerOne'da genel olarak kabul edilen bir zafiyet. Hani ya low severity olarak kabul edilir ya da e, yani low severity olarak para verilir ya da low severity olarak kabul edilip para verilmez ama şey verilir itibar puanı verilir yani genel olarak kabul ediliyor dolayısıyla ben de onu onu test etmek için yapmıştım aslında hani böyle bir scanner yazayım HackerOne'daki programları tarayayım e, şey yapayım falan filan e, sonra ama Böyle çok da bir şey denk getiremedim açıkçası. Yani çok uğraşmak lazım o URL'leri falan yine bulmak için zaten baktım çok da para geleceği yok. Dedim ben bunu yayınlayayım. Kullanan kullansın. Böyle bir tool. Hatta şöyle demosuna bakalım hızlıca. Aa, tam ekran yapma ya. Bunu zoomlayamaz mıyım? Her şey zoomlanıyor. Şey zoomlanmıyor. Neyse hiçbir şey okunmuyor özet olarak. Neyse. Yani sizden bir URL listesi istiyor bir text dosyası içinde URL'leri veriyorsunuz Otomatik olarak crawl ediyor Ve size kırık linkleri bulup karşınıza getiriyor Bu kadar basit Ve daha önemlisi hiçbir API key falan istemiyor Tamamen Native bir şekilde kırık linkleri buluyor Ne kadar sürdü yapman? Vallahi iki gün falan sürdü ya böyle hani Çok bir şey sürmedi Aslında ben biraz da şey için yaptım ya bu Go'da bir web sitesine crawl edip başka şeyler de yapabilirim hem onu kodu kullanırım falan diye şey yaptım kodlamıştım yani tecrübe oldu yani benim için de bir de hızlı bence güzel çünkü Multi Worker kullanıyor yani işte Go rutinlerle şey çok hızlı bir şekilde web sitesini tarayıp bütün linklere çok hızlı bir şekilde bakabiliyor. Yani o tarafta da yine kendimi yavaş yavaş geliştiriyorum. Ee, öyle. İlgisini çekenler olursa kullanabilirler. Hafiften ses kayması var. Hmm. Ya var ya aslında ben sesime vakti zamanında delay koymuştum. O delay'i ben geri almayı mı unuttum acaba. Ya da dilek koymam lazımken koymayı unuttum? Ses kayması yok diyorlar. Tamam. Ben yok. yokmuş. Sende problem. Ee, ve bu proje GitHub hesabı olanlar yıldız verirse sevinirim açıkçası. Sonuçta bir developer'ı yaşatan şeyler yıldızdır. Ee, bu projelerden hiçbir para kazanmıyoruz. Bak burada buy me coffee diyor ama içi boş yani. Bir, hayatımda bir tane bile bağış almadım. Ama Önemli değil yani para için yapmıyorum zaten de ama yıldız alabilirsem süper olur ve diyoruz bu haftanın sonuna geliyoruz ee, haftaya güzel şeyler olabilir ee, değişik bir içerik gelebilir haberiniz olsun ee, ama gelmeye de, bilir de çünkü yaklaşık iki aydır gelecek o içerik ama hala gelmiyor ne zaman geleceğini ben de bilmiyorum ama gelince çok güzel bir içerik gelecek onun dışında. Dediğim gibi ikinci bir hacker klibi gelecek Şimdi tatildeyim Paskalya o klibin senaryosunu falan yazacağım Yok geogester değil ya GeoGaster da gelecek de Haftaya gelecek içerik e, Benim kanalımda olan bir şey değil Başka birinin Başka bir kanalda Benim de dahil olduğum bir içerik gelecek Ama Ne zaman gelecek bilmiyorum Açıkçası ben de sizler gibi bekliyorum ama haftaya gelecek diye düşünüyorum ama geçen ay da haftaya gelecek diye düşünüyordum o yüzden bilmiyorum gö <laughs> bekliyorum yani ben de sizin gibi çıkınca çıkmış olacak ama şey yaparız canlı olarak beraber izleyebiliriz öyle bir etkinlik yapabiliriz o bahsettiğim şey çıkınca üzerine konuşabiliriz yok tepki kolik değil ya başka bir kanal ama isim vermeyeyim şimdi. Çıkınca görürsünüz. Yok yok tepki kolik değil. Ve belgesel tadında bir şey. Yok. <laughs> yok yok böyle belgesel gibi bir şey. Görürsünüz çıkınca. Neyse. Ee, öyle, Öyleyken öyle. Şimdi tatildeyim aslında belki bir GeoGuessr yayını açabilirim. Ee, aslında GeoGuessr o kadar özledim ki geçen bir girdim vallahi ben bu işi seviyorum dedim. Ya şey yapalım ya GeoGuessr oynarken böyle sohbet muhabbet edelim istiyorum. Hani siber güvenlik olur, hayat hakkında olur, yaşadığımız zorluklar hakkında olur politika olur, ilişkiler olur, her şey yani. Böyle aklımıza gelen her konuda öyle boş muhabbet yapalım istiyorum açıkçası. Ee, o yüzden ama çok ani gelecek muhtemelen Geogestry yayını. Hani ön, önden bir yarım saat önceden anca haber verebilirim. Onun dışında böyle çok planlı olmayabilir. Haberiniz olsun ama gelecek. Bu yani bu tatil döneminde kesin bir tane yapacağım. Zaten tadı damağımda kalacağı için daha sonra da tekrar ederim diye düşünüyorum. Ee, öyle Kendinize iyi bakın. İyi haftalar diliyorum hepinize. Görüşmek <laughs>